sonrasında o hafta nasıl devam edeceği merak ediliyor. Pazartesi günü Borsa İstanbul'da nasıl bir hareketlilik görürüz ve tabii ki sonrasında? Ya ben şöyle düşünüyorum. 5000 üzerinde korunmaya çalışılacak endeks belli. Bu 5000'de böyle bir koruma duvarı var. Oraya doğru yaklaştıkça mutlaka alımlar geliyor. Yukarı tarafta da 5200 önemli ama büyük resme bakmak lazım. Şimdilik bu sıkışma devam edecek diye düşünüyorum. Ben haftaya da bu sıkışmayla belki bir miktar daha devam edeceğimizi düşünüyorum. Büyük resimde şöyle bir hikaye görüyorum. 5400'ün üzerinde bir kapanış yapılmadıktan sonra yukarı yönlü bir rally henüz başlamayacak. Zaten dediğim gibi kağıt seçerek devam etmemiz lazım. Çok endekse fokuslanmamak lazım. Alt tarafta da 4600-4700'lü seviyelerin altına geçilmedikten sonra bu sıkışma bir süre daha bizimle beraber devam edebilir. Eğer endekse fokusluysanız böyle 5200 ve üstündeki hareketler mutlaka satışla karşılanacak. Muhtemelen pazartesi de çok majör bir değişiklik olmazsa buna bir yakın bir hareket göreceğiz. Bu bantın içerisinde korunmaya çalışılacak. Bence bir aşağı tarafta şöyle bir 4900'ler bir sarksa, biraz daha rahatlayıp tekrar yukarıya dönse bence en azından bir enerji o statik bir rahatlar. Ondan sonra da hareket devam eder diye düşünüyorum. Şimdilik bu sıkışmanın ben haftaya da devam edeceğini ama artık eli kulağında bir yöne doğru hareketlenmenin biraz daha sertleşeceğini, hatta eğer aşağı testimizde başarılı olursak bu 4900'leri deneyip tekrar 5000'lerin üzerinde net bir kapanış yaparsak belki bir 5400 denemesi tekrar yaparız. Bunun yalnız gelmesinin en önemli katalizörü bankalar olacak. Yani bankaların harekete mutlaka katılması lazım. Gene faiz kararı falan derken bankalardan negatif bir hareket gördük. Fakat bankalar bu kadar ucuz olmaz. Portföyü de mutlaka banka taşıyın. Hala söylüyorum. Bankalar biraz harekete destek atabilirse endeks biraz daha yukarıya yönlü sert hareket edecektir. O yüzden gözünüz bankalarda olsun ve portföyünüzde mutlaka birkaç tane banka taşımaya devam edin. Buralar böyle kalmayacak çünkü bu fiyatlamalar normal değil bankalar için. Peki, şimdi sektörle soruluyor dedim ama şöyle konuştuğumuz hisselere baktığımda aslında konuşmadığımız sektörde olmadığını, çünkü ben bankacılık hissesi soruyorum, siz endeks anlatıyorsunuz, Türkiye Havayolları diyorum, havacılıktan bahsediyorsunuz. Konuşmadığımız, yani sizin aklınıza gelen var mı? Benim aklıma gelen yok. Belki otomotiv konuşmadık sektör olarak. Evet, otomotiv belki. Bir miktar.